Cat Deneyim'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz True Curve Mesh. Mesh eğrisi boyunca yüzey oluşturma. True Curve Mesh komutu arkadaşlar, iki veya daha fazla kesit ve bunlara bağlı olarak kılavuz eğrilerden oluşmalıdır. Burada dikkat etmeniz gereken bu kılavuz eğrilerin kesitlere temas etmesi ve kesitleri aşmaması gerektiğidir. Eğer bu şekil olmazsa hata verir. Hatayı toleranslardan ayarlayabiliriz. Komuta girersek ilk olarak primary curve, birincil kesitlerimizi seçmemizi istiyor. Seçelim. New set, yeni bir seçim seti oluşturalım. Vektörlerin aynı yönde olmasına dikkat edelim. Farenin orta tuşuna basarak veyahut da grafik ekrandan seçerek komuttan cross curve'e geçersek farenin orta tuşuna basarız. Yeni seçim olmadığı için, yeni seçim seti olmadığı için cross curve'e geçti. Eğrimizi seçelim. Yine farenin orta tuşuyla tekrar eğrimizi seçelim. Komutumuz oluştu. İlk seçtiğimiz kesite yakın olarak seçersek bu eğriyi sıkıntı çekmeden oluştururuz. Eğer buralarda açıklıklar olursa ayarlardan, settings'ten, toleranstan ayarlarız. Okey dediğimiz zaman şeklimiz oluştu. Farklı bir kullanımını görmek için View menüsünden layer'ımızı değiştirelim. Şimdi burada arkadaşlar mesh örgüsüyle bir yüzey oluşturacağız. True Curve mesh'e giriyoruz. Kesitlerimizi belirliyoruz. Farenin orta tuşuyla onaylayarak setler oluşturuyoruz. Sol tuşta seçip orta tuşta onaylıyoruz. Boşlukta tekrar orta tuşa basarak cross curve'e geçiyoruz. Seçtiğimiz vektör doğrultusunda cross curve'ümüzü seçiyoruz. Farenin orta tuşuyla onaylıyoruz. Diğerini seçiyoruz. Yine farenin orta tuşuyla onaylıyoruz. Üçüncü curve'ümüzü seçiyoruz. Onaylıyoruz. Dördüncü curve'ümüzü seçiyoruz. Onaylıyoruz. Burada dört tane curve'ü seçmemize rağmen şeklimiz tamamlanmadı. Bunun için arkadaşlar ilk seçtiğimiz curve'ü yeni bir seçim seti olarak tanıtmamız gerekiyor tamamlamak için. Yine ilk seçtiğimizi tekrar seçiyoruz ve okeyliyoruz. Parçamız şu an settings'ten bakalım. Katı olarak oluşuyoruz. Sheet oluşturmak için böyle seçiyoruz. Okey diyoruz. İstediğiniz şekilleri oluşturabilirsiniz. Parametrik olduğu için bu curve'lerle oynayarak mesela şunun play'ini değiştirelim. Şöyle yapalım. Yüksekliğini değiştirelim mesela. Burada şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Spline'larla teması kaybettiği için şeklimizi oluşturamadı. Bu temas olayına dikkat etmemiz gerektiğini burada görmüş olduk. Bir geri gidersek şeklimiz oluştu. Burada cross curve'lerin temas etmesi gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Daha detaylı bilgileri yardım dosyasından bakabilirsiniz. Arkadaşlar, kanalımıza destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayınız. İyi günler dilerim arkadaşlar.